थपकी थपकी प्यार की। Doktor bey, tapki şimdi nasıl? İyileşecek mi? Evet, şu anda çok daha iyi ve birazdan kendine gelir. Müsaadenizle. Hastaneye geldim. Eğer evde bunu öğrenen biri olursa annem herkesin önünde suçlu olarak görünür. Hayır. Hemen eve gitmem gerekiyor. Annem için hemen eve gitmeliyim. Ama siz burada nasıl dışarı çıktınız? İçeri gidin hemen. Hayır ben eve gitmek istiyorum. Bu şekilde eve gidemezsiniz. Hayır bakın ne olursa olsun şu anda eve gitmem çok önemli. Hanımefendi dinleyin. Hayır hanımefendi. Sadece 2 dakika zamanın kaldı. Bu 2 dakikayı saçma sapan şeylerle boşa harcama. Şimdi açık söyle, bana gerçeği söyleyecek misin? Söyle. Ben her şeyi anlatacağım. Bana ne diyorsan onu yapacağım. Ben her şeyi söyleyeceğim. Peki o zaman. Birazdan orada olurum. O zamana kadar sen her şeyi yaz. Tapki'ye karşı ne yaptıysan her şeyi. Hepsini tek tek anlat. Tamam. Her şeyi elbette yazacağım Bihan Pandey. Ama kendimle ilgili değil. Senin annenle ilgili yazacağım. Doktor! Doktor! O hanımefendi gitti. Kim? Tapki mi? Nereye gitti? Evine gitti. Onu durdurmak için çok uğraştım ama o durmadı. Hayır o daha tam olarak iyileşmedi. Siz hemen gidin ve onu bulun lütfen. Yarın taburcu belgelerini imzalamaya da mutlaka gelin. Peki doktor bey. Ben ne yapacağım bu kızı? Eve gitmiş. Şada evde yaptığı kötülükleri yazıyor. Eğer Tapki'yi görürse her şey berbat olur. Şada ile ilgili gerçeği kim söylemez. Tapki'yi durdurmam gerek. Onu durduracağım. Ben Şada Dhruv Pandey. Kendimden emin olarak kabul ediyorum. Tapki'ye zehri ben değil, kayınvalidem içirmiştir. Sütte bulunan fare zehrini Vasundhra Pandey, yani annem koymuştur. Abi dur! Al abi. Bu olaylarda benim kesinlikle bir
dahlim yoktur. Şimdi eve geldim ama kimse annemin süte zehir koyduğunu bilmiyor olmalı. Hayalet! Git, 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 sen ölmüştün! Bu nasıl olur? Hayalet! Neden hastaneden eve geldin? Ne oldu? Hem de planımı mahvetmek için doğrudan Şada'nın yanına mı gidiyordun? Ben Şada'ya senin öldüğünü söyledim. O sana zehirli süt vermişti. Çok korktu. Her şeyi itiraf edecek. Sen ne yaptın? Ne yaptın sen Bihan? Ben sana evdeki kimse gerçeği öğrenmemeli demiştim. Kimseye söylemedim ki. Zehri o koymuştu zaten, ona söyledim. Hayır Bihan, hayır. Beni anlamıyorsun. Eğer eğer bu gerçeği evden biri öğrenirse büyük bir facia olur. Lütfen beni öldürme. Ben bir şey yapmadım. Hey, lütfen beni öldürme. Kim bağırıyor böyle? Şada? Ne oldu? Ne oldu kızım? Ne oldu böyle, iyi misin? Şada kızım, neden ne oldu? Neden böyle oturuyorsun? Kalk hadi kalk, ne oldu? Neden bu kadar korktun kızım? Yoksa hayalet mi gördün? Sorun ne Şada? Şada, iyi misin? Ne oldu? Bir şey söylesene. Ben size bir şey söylemek istiyorum. Söyle hadi. Tapki hakkında. Tapki hakkında mı? Ne söyleyeceksin? Söyleyeceğim şey... Tapki yani... Tapki artık bu dünyada değil. Ne? Şada. Sen herkese ne diyorsun böyle? İşte ben buradayım. Bir an tapki. Siz bu saatte nereden geliyorsunuz? Baba, Tapki biraz dışarı çıkmak istedi. Ben de onu motosikletimle konut parkına götürdüm. Evet Şada, sen Tapki ile ilgili ne diyordun anlamadım. Evet baba, Ben şunu söylemek istiyordum. Tapki artık dünyamızda değil. Yani... Pandey ailesini sonsuza dek terk edip gitti. Böyle bir kabus gördüm işte. O yüzden burada korkmuş oturuyordum babacığım. Çok üzgünüm. Thank you.
Aferin sana. Aferin sana. Baksana ayakların nerede? Ayaklarına dokunmam gerek değil mi? Yüce insan. Hastaneden çıkmana ne gerek vardı? Sen kendini ne sanıyorsun? İyi misin ki? Biraz önce ne haldeydin biliyor musun? Ölümden döndün, farkında mısın? Sabaha kadar bekleyemez miydin orada? Buraya gelmene ne gerek vardı ha? Bir an eğer ben buraya gelmeseydim herkes evde değil hastanede olduğumu öğrenecekti. Bu meseleden herkesin haberi olacaktı. Ben kimsenin öğrenmesini istemedim. Bir şeyi anlamakta zorlanıyorum. Sen Şada'yı neden kurtarıyorsun? Dün gece Şada'nın aleyhinde kanıt bulmaya çalışıyordun. Bugünse ben ona karşı delil bulmaya çalışıyorken sen merhamet edip onun karşısına çıktın. Benim uykum var biraz. Dinlenmeliyim. Tanrım, kime laf anlatıyorum ben? Uyumak istiyorsan uyu. Ne bekliyorsun? Uğurlu bir vakit mi? Hey hanımefendi. Dikkat et. Ama sana bir kere daha söylüyorum. Şada'yı kurtarman doğru değil. Bihan, sana bunu nasıl anlatabilirim? Ben Şada'yı kurtarmıyorum ki, annemi kurtarıyorum. Onun küçük düşmesine engel oluyorum. Eğer evde bu gerçeği öğrenen olursa annem bütün saygınlığını yitirecek. Ben buna izin veremem. Ama bir şeyi anlamıyorum. Annem o süte neden zehir koymuş? Annem bunu neden yaptı ki? Bu ne cüret? Sen bana nasıl yalan söylemeye cüret edersin? Bana o mektubu yazdırarak herkesin önünde beni küçük düşürmek istedin. Eşin ölüymüş gibi yaptın. Iy. Ben hayatımda senin kadar iğrenç bir adam görmedim Bihan Pandey. Hey, nereye gidiyorsun? Beni dinle. Artık seni çok iyi tanıyorum. Bana bu iğrenç oyunu oynamaya nasıl cüret edersin sen, he? Kendini ne sanıyorsun? Yakacağım seni. Yakıp küle çevireceğim. Tapki'yi öldürme girişimin başarısız oldu. Ama ben başarısız olmayacağım. Seni diri diri yakacağım. Evet, Tapki öldü diye yalan söyledim. Ama bir şeyde yalan söylemedim. Tapki gerçekten ölümden döndü. Bir an her şey bitmişti. Hepsi de sırf sen ve o zehrin yüzünden oldu. Ama o süte zehir... Ben her şeyi biliyorum. Ama sen şunu bilmiyorsun. Bugün hayatta olmanın tek bir sebebi var, tamam mı? O da Tapki. O yüce insan senin gibi bir şeytanı affetti. Eğer Tapki'ye söz vermeseydim, şimdi nefes alıyor olmazdın. Eğer onun yerinde ben olsaydım, gerçek yüzünü bütün ailenin önünde ortaya çıkarırdım. Sonra da o zehri, süte koyduğun zehri sana içirirdim. Ama Tapki sana hiçbir şey yapmadı. Yani Tapki zehri koyanın ben değil, annem olduğunu anlamış. Ama bunu Bihan'a söylememiş. Bu yüzden Bihan beni suçluyor. Biraz önce suçunu herkesin önünde kabul etmek üzereydin. Tapki seni bundan da kurtardı. Yanlış zamanda karşına çıktı.
Bihan seni ahmak. Tapki beni değil, senin anneni kurtardı. Şimdi aç kulaklarını, beni iyi dinle. Bugün Tapki'nin ısrarı yüzünden sana bir şey yapmıyorum. Ama bundan sonra eğer Tapki'ye herhangi bir zarar vermeye çalışırsan... O pis zihnini, o pis düşüncelerini, o pis bedeninle birlikte yakarım, tamam mı? Diri diri yakarım seni. Bir dakika Bihan Pandey. Bir dakika. Beni bu ateşle mi korkutmaya çalışıyorsun? Bu ateşle mi? Beni bu ateşle mi yakacaksın? Yak hadi. Yak beni Bihan Pandey. Evlendiği günden beri kocasının aşkını bekleyen, her günü, her saniyeyi sayan bir kız bu ateşten neden korksun? Kıskançlıktan ölüyorum. Duruğun gözlerinde Tapki'ye olan aşkını görüyorum. Her dakika, her saniye. Durup Tapki'yi korumak için ne zaman öne çıksa kıskançlıktan ölüyorum. Durup'la ben evlendim ama bugün bile onun kalbinde, zihninde, gözünde sadece ve sadece Tapki'ye olan aşkı var. Ben dünyanın en şanssız eşiyim, en şanssız eşi. Asla benim olmamış bir insanla evliyim ben. Sense beni komploculukla mı suçluyorsun? Asıl senin eşin bana komplo kurdu. Kendi artığını bana verdi. Şada sus! Asıl sen sus! Gerçekleri duymaya dayanamıyor musun? Acı mı geldi? Gerçekler her zaman acıdır. Herkes kaldıramaz ama şimdi... Şimdi sen dinleyeceksin. Bir kadına yapılan hakaret destanlara konu olmuştur. Sen ve Pandey ailesi kim oluyor ki? Tek farksa şu. O destanda bütün aile gelinin karşısındaydı.
Ama bugün benim karşımda sadece ve sadece Tapki var. Şada! Bağırma! Nefret ediyorum. Ama o zehri onu öldürmek için koymadım. Sadece onu korkutmak için yaptım bunu. Eğer korkarsa bu evden, durumun ve benim hayatımdan bir daha dönmemek üzere gider diye. En azından o öldükten sonra durumun eşi olarak kabul görürdüm. Ama yok. Şimdi pişman oluyorum. Neden ölmedi ki? Şada! Bağırma dedim sana. Benim zehrim onu bir kez öldürürdü. Ama sen onu yavaş yavaş öldürüyorsun. Kızın hayatını sefil hale getirdin. En büyük sahtekar sensin Bihan Pandey. Evet, sensin. Sahtekarsın. Sahtekarsın Bihan Pandey, duydun mu? Onu seninle evlenmeye mecbur bıraktın. İkimizin arasındaki fark da işte bu. Ben bütün bunları sevilmek için yapıyorum ama sen Tapki'nin mutluluğunu, aşkını, her şeyini hayatından çekip aldın. Söyleyecek bir şeyin yok mu? Aklına bir şey gelmiyor mu? Benim gerçek yüzümü. Gerçek yüzümü herkesin önünde ortaya çıkaracaktın, değil mi? Önce sen kendi gerçek yüzüne bak. Senin tek bir hatan her şeyi mahvetti. Tapki'yi kendinle evlenmek zorunda bırakmasaydın, bugün burada ikimiz bunları konuşuyor olmazdık. B ile başlar Bihan. H ile başlar haddini bil. Sakın kıvrak zekalıymış gibi yap. Benim zehrim onu bir kez öldürürdü ama sen onu yavaş yavaş öldürüyorsun. Kızın hayatını sefil hale getirdin. En büyük sahtekar sensin Bihan Pandey, duydun mu? Onu seninle evlenmeye mecbur bıraktın. Tabii ki kendine evlenmek zorunda bırakmasaydın, bugün burada ikimiz bunları konuşuyor olmazdık. Ben o evin küçük kardeşini kendimle evlenmek zorunda bıraktım. Sen de büyük olanı aldın abi. Onu kendinle evlenmeye mecbur bırakmıştım. Ben Tapki'ye yanlış yaptım. Ama bu onu ölüme terk edeceğim anlamına gelmiyor. Ben zaten büyük bir hata yaptım. Ama böyle yaparak
Bir hata daha yapmayacağım. Yanında ben olduğum sürece sana bir şey olmasına izin vermeyeceğim. Şada sana gelince bir daha Tapki'ye yaklaşmana müsaade etmeyeceğim. Seni ondan uzak tutmanın tek yolu var. O da gerçek yüzünü herkesin önünde ortaya çıkarmak. Bunu mutlaka yapacağım. Nereye gitti acaba? Sen Şada'yı neden kurtarıyorsun? Dün gece Şada'nın aleyhinde kanıt bulmaya çalışıyordun. Bugünse ben ona karşı delil bulmaya çalışıyorken sen merhamet meleği onun karşısına çıktın. Şada'yı kurtarman doğru değildi. Yoksa Bihan yine Şada'nın yanına mı gitti acaba? Çok yorgun ve halsiz görünüyorsun. Biraz dışarı çık, temiz hava al, yürü hadi. Hayır anne, ben gayet iyiyim. Bu elindeki ne? Bunu hastanede takmıyorlar mı? Neden senin elinde bu var? Kim taktı o bandı sana? Hayır anne, bu başka bir şey, ondan değil. Peki anne, ben hazırlanıp hemen geliyorum. Aditi. Sen bilerek benim kıyafetlerimi tekrar yıkadın. Ben de senin kıyafetlerini yakacağım ve sana güzel bir ders vereceğim Aditi. Oğlum sen kıyafetlerini yak. Sonra ben de o kızın dilini keseceğim. Divakar dur. Ne yapıyorsun sen öyle? Bir şey yok efendim. Tam zamanında geldiniz. Baksanıza, ben de size bunu göstermek için çağırmıştım. Eşinin kıyafetlerini yakıyor. Ben sadece onu tehdit etmek istiyorum. Tehdit mi? Neden? Sen bize onların sana zulmettiklerini söylemiştin. Hepsi yalan söylüyor. Gerçek karşınızda işte. Asıl o bize zulmediyor. Bizi sürekli polis diyerek tehdit. Efendim, şimdi bana siz söyleyin. Onları sizin adınızı vererek tehdit etmekten başka elimden ne gelir ki? Beni öldürmek için plan yapmışlar bunlar. Ben masumum efendim. Onlar beni perişan hale sokuyor. Bana inanmıyorsanız annemle babama sorun. Sorun. Evet, hadi söyleyin. Oğlumu dövüyorlar. Bize de sürekli hakaret ediyorlar. Buna daha ne kadar katlanacağız? Biz de insanız ve insanlar öfkelenir komiser bey. Efendim, bu önemli bir mesele değil. Sizi böyle basit işlerle meşgul etmeyelim. Sizin daha büyük vazifeleriniz var. Bu ülkenin size ihtiyacı var. Öyle değil mi efendim ha? Efendim yalan söylüyor. Şuna baksanıza, bakın. Bir dakika. Kim yalancı, kim dürüst? Ona ben karar vereceğim. Sürekli gözüm üstünüzde olacak. Ancak böyle gerçeği öğrenebilirim. Dinle. Bundan sonra bu evin dışında bekleyeceksin. Buradaki durumu bana rapor edeceksin, tamam mı? Peki efendim. Hadi, ne yapıyorsanız yapın. İstediğiniz gibi davranın. Kimin hapse gireceğini ben size söyleyeceğim. Bu ailemi yoksa bu ailemi. Nereye gitti bu? Dün gece yazdığım mektup nerede? Annemle ilgili gerçeği ona yazmıştım. Eğer bir bulan olursa başım büyük belaya girer. Nereye koydun mektubu Şada? Çabuk bul.
Nereye gitti ki? Tam buradaydı. Şada? He? Ne oldu kızım? Ne arıyorsun? Anneciğim ben küpemi, altın küpemi kaybettim. Altın küpeni mi? Aman tanrım, nereye gider? Hadi ben sana yardım edeyim. Hayır anne. Ne gerek var? Şimdi hatırladım. Uyumadan önce başucuma koymuştum. Şimdi hatırladım, ne kadar unutkanım. Zinet eşyalarını öyle sağa sola bırakma. Tamam mı? Dikkatli ol. Bir de baksana, ben ne gördüm biliyor musun? Ne gördün anne? Hani Tapkin'in elinde hastaneye kaldırılınca bir bant yapıştırırlar ya, ondan gördüm işte. Bana sorarsan Tapki Bihan'la hastaneye gitti. Parka değil, Bihan bize yalan söylemiş olmalı. Hayır anne, ne diyorsun sen? Bihan sana yalan söylemez. Onlar gerçekten Konot Parkı'na dolaşmaya çıkmışlar işte. Peki o zaman Tapkin'in elinde o bandın ne işi vardı? Anne sen de çok şüpheci oldun bu aralar. Bir dakika dur. Evet Bayan Manorama, iyi günler, iyi günler, buyurun. Anne, Tapki gerçekten de hastaneye gitti. Seni kurtarmak için o zehirli sütü içti. Hayır, annem bu gerçeği bilmemeli. Yoksa annem Tapki'den nefret edeceğine duygusal olarak ona bağlanır. Hayır. Buna izin veremem. Tapki ile birlikte bu gerçeği de saklamalıyım. Nereye gitti bu mektup? Annemle ilgili o kadar çok şey yazmıştım ki ya biri bulursa? Ahmak! Nereye gider bu? Bu Şada bu kadar telaşlanıyor. Bu işte bir iş var. Dinle. Evet efendim. Bak, Bayan Şada seni çağırıyor olabilir. Yardımına ihtiyacı var sanırım. Peki efendim, gidiyorum. Ne arıyorsunuz hanımefendi? Size yardımcı olabilir miyim? Hayır. Senin yardımına ihtiyacım yok. Ben kendim hallederim, tamam mı? Çok teşekkür ederim. Gidebilirsin sen. Bir dakika dur. Buyurun. Sen tahsilli misin? Hayır efendim. Okuma yazma bilmiyorum. Harika. Bak, ben dün gece bir evrakı, yani bir kağıdı kaybettim. Buralardadır. Onu bulmalıyız. Demek önemli bir kağıt. Dün gece ha? Yoksa itiraf mektubu mu? O olmalı. Şada o yüzden bu kadar gergin. Eğer itiraf mektubuna bir ulaşırsam, işte bu kanıt Şada'nın gerçek yüzünü ortaya çıkarmaya yeter. Ama nasıl bulacağım ki? Şada! Ne oldu yine bu ihtiyara? Bir türlü rahat durmuyor. Hem yavaş yürüyor hem de herkesin ona ayak uydurmasını bekliyor. Şada! Geliyorum babaanne! Sen hala burada mısın? Bak babam seni yukarı çağırıyor, çaya. Önce ona çayını ver, sonra işini yaparsın. Peki efendim, hemen gidiyorum. Nerede bu mektup? Ben ne zamandır seni arıyorum. Nerelerdeydin? Al. Sana ilaç almaya gitmiştim. İç bunları. Onu da geri ver. Veririm tabii. Neden böyle davranıyorsun? Bu mektupta ne var ki? Bunda Şada zehir meselesini itiraf ediyor.
Bunu dün gece yazdı. Bir yerlerde kaybetmiş ama ben buldum. Şimdi o Şada'nın işi bitti. Ver hadi. Ver. Dur biraz. Süte fare zehrini Vasundhara Pandey koydu. Okuman bitti mi? Ver hadi. Bir an hemen benimle gel lütfen. Nereye? Yürü. Bırak kolumu. Bırak kolumu. Hadi Bihan. Evdeki kimsenin zehirli süt meselesini öğrenmesini istemediğimi sana daha önce de söyledim. Aman tanrım. Ben Şada'nın gerçek yüzünü mutlaka ortaya çıkartacağım. Bu uğurda ne olursa olsun yapacağım. Buna kimse engel olamayacak. Anlamayacaksın değil mi? Dur. Çok üzgünüm Bihan. Bunu yapmak istemezdim ama çaresizim. Bana söz ver ve yemin et. Evdeki kimseye bir şey söylemeyeceksin. Çıldırdın mı sen ha? Kafanda tahta mı eksik? Şada dün sana zehirli süt verdi. Zehirli diyorum. O zehir yüzünden sen dün gece hastanede ölümden döndün. Şimdi Şada'nın seni gerçekten öldürmesini mi istiyorsun? Evet. Gerekirse ölürüm. Ama sen kimseye bir şey söylemeyeceksin bir an. Dün gece zehir içtiğimi unutmak zorundasın. Dün gece hastanede az kalsın öleceğimi unutacaksın. Şada'nın zehirle ilgili gerçeği bu mektuba yazdığını da unut. Hey sen... Ne yapıyorsun? Tapki! Ne yaptın sen hem? Sen nasıl bir insansın? Ben o kadar uğraştım ama sen... Tamam, ne istiyorsan onu yap. Sürekli iyilik meleği gibi davran ve herkesi koru. O hizmetçiye güvenerek büyük hata yaptım. Kendim arasaydım daha iyi olurdu. Eğer kağıdı bir başkası da bulursa o zaman bu evden kovulurum ve hayatım mahvolur. Hayır. Hayır, o kağıdı ben bulacağım. Nerede bu mektup? Koltuğun altında mı acaba? Şada. Sen hala küpeni bulamadın mı? Anneciğim. Yoksa bir kağıt mı arıyorsun? Hani sütle ilgili. Gerçeği yazdığın o mektup. Anne. Anne sen bunu nereden biliyorsun sesini anca? Sen o mektubu okudun mu? Mektubu gördün mü? Hayır. Ama kimse okuyamayacak. Çünkü tap ki o mektubu yaktı. Peki sen neden bu kadar korkuyorsun? O kağıtta ne yazdın?
Bir şey yazmadım anne. Ne yazacağım? Ne yazabilirim ki? Sen ne zehrinden bahsediyorsun anne? Ben başka bir kağıdı arıyordum. Bana daha ne kadar yalan söyleyeceksin? Sen biliyordun Şada. Tapki'nin o zehri içtiğini biliyordun. Sonra da o hastaneye kaldırılmış. Ama sana bunu tekrar tekrar sorduğumda bana yalan söyledin. Neden yalan söyledin bana Şada, neden? Anne, düşündüm ki eğer sana Tapki'den bahsedersem çok endişelenirsin. Bir yalan daha. Şada bak. Gerçeği söyle bana. Yoksa sana olan güvenimi tamamen kaybederim kızım. Hayır anne, ben gerçeği söylüyorum. Sus! Yalan üstüne yalan söylüyorsun Şada. Ben söyleyeyim. Bana gerçeği neden söylemediğini anlatayım sana. Bana gerçeği söylemedin çünkü Tapki'nin dürüstlüğünü, onun masumiyetini görmemi istemedin. Çünkü eğer gerçeği öğrenseydim içimde ona karşı bir zaaf oluşurdu. Sakın beni ahmak yerine koyma Şada. Ben senin kayınvalidenim. Ben senin yaşın kadar olaya şahit oldum, anlıyor musun? Bir tarafta Tapki, beni kurtarmak için ailemizin önünde o zehirli sütü içti. Hastaneye kaldırıldı ve evdekilerin bunu öğrenmesine engel oldu. Sense burada sana yardım ediyorum, destek oluyorum. Ama bana İhanet ediyorsun, biliyor musun? Bu halini gördükten sonra şundan eminim ki o mektuba da benim adımı yazmışsın. Hayır anne, ben senin adını... Yeter Şada. Bana yeterince acı verdin. Sana olan güvenimi yeterince zedeledim. Sana ne söylemiştim hatırlıyor musun? Güveni kazanmak yıllar sürer dedim. Ama o güveni kırmaya sadece bir hata yeter. Bir hata ve sen de bu hatayı maalesef yaptın. Anne ben... Benim güvenimi hak etmiyorsun Şada. Benden uzak dur. Anne. Anne beni dinle anne. Sana söyleyemediğim için üzgünüm. Ne oldu böyle? Bütün planlarım benim aleyhime işledi. Dur Tapki. Dikkatli ol. Ne yapıyorsun? Anne, sen burada beni çağırsaydın keşke, ne oldu? Sana meyve suyu getirdim. İç hadi. Ne bakıyorsun? İçsene. (Gülüyor)
Şimdi kendini nasıl hissediyorsun? Anne, ben gayet iyiyim. Peki, söylemek istediğin bir şey var mı? Yani bir istek, bir şikayet, bir... Sen benim annemsin. Evlatlar annelerinden şikayet etmez. Peki eğer bir anne hata yaptıysa o zaman... Anneler çocukları için bir melek gibidir. Ben çok iyi biliyorum. Bir anne kendi çocuğuna asla kötü bir şey yapmaz. Hem anne... Eğer bir anne hata yapsa bile eminim bu çocuklarının iyiliği içindir sadece. Kendine dikkat et. Bir ihtiyacın olursa bana söyle. Uyu hadi. Korktuğum başıma geldi. Annemin Tapki ile ilgili hisleri gerçekten değişti. Şimdi bir şekilde oyunu tekrar kendi lehime çevirmeliyim. Yapmam gereken bu. Annemi kendi tarafıma çekmeliyim. Yoksa Tapki bu evden asla gitmeyecek. Ve Dhruv asla benim olmayacak. Ama nasıl? Dhruv. Bunu benim için Dhruv yapacak. Annemi tekrar benim tarafıma o çekecek. Evet. Dhruv, rahatsız ettiğim için üzgünüm ama seninle acilen konuşmam gerek. Söyle. Dhruv, sen Tapki meselesini öğrendin Tapki mi? Tapki mi? Yani ne olmuş Tapki? Dhruv, Tapki dün gece bir anda dolaşmaya çıkmış. O hastaneye gitmiş. Hastaneye mi? Dhruv, sen Tapki'yi çok iyi tanıyorsun. Bize sıkıntı vermemek için bunu hepimizden saklamış. Bak, ben Tapki için çok endişeleniyorum. Eğer ben gidip ona bir şeyler sorarsam benimle konuşmaz. Sen onun yanına git, olur mu? Neler olduğunu ona sen sor. Hastaneye neden gitmiş? Her şey yolunda mıymış? Neden hastaneye kaldırılmış? Bir sor bakalım Dhruv. Biliyordum Dhruv. Kendini durduramayacaksın. Ama böyle yaparak işimi kolaylaştırıyorsun. Buyurun. Çay ve yiyecek bir şeyler getirdim. Teşekkürler hanımefendi. Hepiniz gerçekten çok iyisiniz. Gerçekten. O ufaklık size rahatsızlık veriyor belli ki. Aslında her şey gayet ortada. Afiyet olsun. Bak, o memura nasıl yemekle rüşvet veriyor. Niye öyle kafa sallıyorsun Devakar? Mutlaka bir şeyler yapmalısın oğlum. Yoksa onları polise suçüstü yakalatacakken biz içeri gireceğiz. Ben polisin işkencesinden çok korkuyorum. Sen polisin işkencesi için endişelenme. Asıl ben onlara nasıl işkence edeceğim onu izle. Oyunu tersine çevireceğim. Devakar. Hey Manju. Bunu anlayamadım ben. Hey Divakar, aklına mı kaçırdın? Ketçap ne yapıyorsun sen? İstiyorsan tabağa koysan olur. Anne, bu ketçap değil. Kan bu, kan. Ne? Elim kanıyor işte. Beni dövdüler ya. Planımı anladınız mı şimdi? Bana söz ver ve yemin et Bihan. Evdeki kimseye bir şey söylemeyeceksin.
Ben çok iyi biliyorum. Bir anne kendi çocuğuna asla kötü bir şey yapmaz. Sanırım bir hata yaptım. Tabii ki yanlış anladım. Hatta büyük bir hata yapmış olabilirim. Ondan özür dilemeliyim. Gidip ondan özür dilemeliyim. Anne. Anne, biliyorum bana kızgınsın. Yüzümü görmek bile istemiyorsun ama bir kez olsun. Yeter. Ben artık senin yanında değilim Şada. Anne, bana son bir şans ver. Sana bir şey göstermek istiyorum. Hayır Şada. Anne lütfen, son bir kez. Lütfen benim hatırım için. Benimle gelmen gerek. Lütfen anne, benimle gel. Girebilir miyim? Efendim, siz girin lütfen. Nasılsın? Ben gayet iyiyim ama bunu neden soruyorsunuz? Tabii ki ben seni çok iyi tanıyorum. Bir sıkıntın olduğunda kimseye söylemediğini de biliyorum. Sen dün gece Bihan'la hastaneye gitmişsin. Ama bunu size kim söyledi yani? Siz bizim hastaneye gittiğimizi nereden öğrendiniz? Hayır Tapki. Ben sana şunu sormaya geldim. Ciddi bir şey mi? Yani sen iyi misin? Evet efendim, ben gayet iyiyim. Aslında dün gece biraz rahatsızlandığım için hastaneye gitmemiz gerekti. Bana doğruyu söylemen ne güzel. Ama ben... Al, su iç. Tabii ki. Lütfen kendine dikkat et. Her halsizliğin artarsa durum ciddileşebilir. Bugün sakın iş yapma. Bir de eğer yardımına ihtiyacın olursa mutlaka söyle. Hoşça kal. Teşekkür ederim efendim. Aman Tanrım. Tabii zehir konusundaki her şeyi Duru'ya anlattı. Şimdi oynadığı oyunu anladın mı anne? Evdekilere hiçbir şey söylemedi ama Duru'ya her şeyi anlattı. Duru'ya daha çok yaklaşmak için. Duru'nun ona karşı kalbinde beslediği duyguların daha da artması için. Bu kız o kadar zeki ki. Senin oğluna yaklaşmak için seni kullanıyor anne. Bunu fark etmiyor musun? Duru onunla nasıl ilgileniyordu? Sana söylüyorum. Bu kız sonunda bizi ayırmayı başaracak. Duru'nun ona kafayı takmasını, asla mutlu olmamasını istiyorum. Anne, bugün beni o kadar azarladın. Ama bunu senden neden sakladığımı biliyor musun? Çünkü biliyorum. Biliyorum ki senin kalbin çok yumuşak, çok merhametlisin. Eğer bunu öğrenseydin Tapki'yi affeder, burada kalmasına izin verirdin. Ama anne, sana söylüyorum. Bu kız Bukalemun gibi. Bukalemun gibi bu kızın da rengi değişiyor anne. Fark etmedin mi? Kalabalığın önünde farklı davranıyor. Senin karşında, benim karşımda farklı. Durumun karşısındaysa bambaşka. Anne, bu kız bu evde yaşamamalı. Yoksa hem senin, hem benim, hem de oğlunun hayatını berbat edecek. Hayır, asla olmaz. Bu kız kendi hayatı dışında hiç kimsenin hayatını mahvedemeyecek. Meğer onun tuzağına düşmüşüm ben. Ben ondan özür dileyecektim ama o beni kullanmış bile. Öyle görünüyor. Vay canına. Hayır. Ben Tapkin'in bu evde yaşamasına izin vermeyeceğim.
Ben Vasundhara Pandey olarak yemin ediyorum ne olursa olsun o tapkiyi bu evden bir an önce kovacağım. Hem de çok yakında. Bunu sakın unutma. Adam öldürüyorlar! Adam öldürüyorlar! Kurtarın! Ne oldu? Efendim baksanıza ne yaptılar elime? Oh, çok kanıyor. Efendim gerekeni yapın lütfen. Hey bu yine ne söylüyor? Bu kan değil. Bildiğiniz ketçap. Memur bey! Bu kız o korkunç babasını korumak için bunu tamam, yapıyor. Tamam sakin ol. Keser Baba misin? Lütfen. Bana inanmıyorsunuz değil mi? Kendiniz bakın o zaman. Bu kan mı yoksa ketçap mı? Bu bildiğiniz kan. Bu nasıl oldu? Efendim yalan söylüyor, saçmalıyor. Sizin karşınızda bizi kötü göstermeye çalışıyor. Bu insanların hepsi yalancı. Efendim bakın yalan söylüyor. Efendim asıl onlar yalancı. Tamam sakin olun. Sakin olun. Sakin olun. Sakin olun. Bakın. Birbirinizle kavga etmenizin bir manası yok. Ben görüyorum, dinliyorum, anlıyorum. Aynı zamanda yazıyorum. 3 gün sonra amirim buraya gelecek. Kimin haklı kimin haksız olduğuna o karar verecek. O zamana kadar aranızda kavga etmeyeceksiniz. Ben dışarıda teşekkürler oturuyorum. Teşekkürler efendim. Yaşasın adalet. Ne diyeyim? En başından beri biliyordum. Siz sürekli beni gözlüyorsunuz. Bu yüzden bilerek elime ketçap sürdüm. Ama siz gittikten sonra kan sürdüm. Hem de tavuk kanı. Bu Divakar da gerçekten çok zeki. İçimden onu ellerimle bu evden atmak geliyor. Aditi'nin hayatından da. O da olacak baba. Ama böyle değil. Artık ona istemediğim yüzümü göstermem gerek. Ancak o zaman Divakar'ın oyunları ortaya çıkacak. Ama anne, neden aniden böyle bir tören yapma kararı aldın? Neden? Vay canına babaanne, doğa töreni mi yapacağız? Ha? Bu harika bir haber. Ne zaman yapacağız? Bu akşam. Ne güzel. Ne kadar inatçısın. Sana kaç kere aşağı inme, aşağı inme. Ben senin kahvaltını, öğle yemeğini yukarı getiririm dedim. Ama asla anlamıyorsun. Bir an benim bir şeyim yok. Hem eğer normal davranırsam evdeki her şey düzelir. Yoksa herkes zehirle ilgili gerçeği öğrenir. Sen sessiz ol ve benimle gel. Anne, evi süslemek için sipariş ettiğin taç geldi. Baksana. Vay canına, bakayım. Ne kadar güzelmiş. Tamam, dinle, salona da yeni örtü de alalım. Kesinlikle. Bihan, hangi örtülerden alacağını ben sana söyleyeceğim. Alıp gel lütfen. Peki baba. Babaanne, tacı göstersene. Ne kadar güzel görünüyor. Göster hadi. Evet babaanne, bana da göster lütfen. Bu altın taç gerçekten muhteşemmiş. Babaanne, bu taç çok pahalı olmalı değil mi? Batki, altından yapılmış tabii ki pahalı olacak. Ucuz olacağını mı sanıyorsun? Anne, bu dua törenini çok güzel bir zamanda yapıyoruz. Herkese iyi gelir. Herkes biraz dinlenmiş olur. Doğru söylüyorsun, dinle. Bu kutuyu salondaki örtülerin yanına koy. Bu tacı da kutunun içine. Akşam duadan önce taç tamam. İçin düzgün bir yer buluruz, tamam mı? Batki çutki.
Evet, evet babaanne. Akşama dua için hazırlanın. Sorumluluğu ikinizdedir, tamam mı? Babaanne, sen hiç merak etme. Biz ikimiz muhteşem hazırlıklar yapacağız. Herkes baka kalacak gerçekten. Evet evet babaanne, sen endişelenme. Ne diyebilirim ki? İkimizin başkaları gibi sürekli hata yapma alışkanlığımız yoktur. Güzel güzel hazırlık yaparız. Ne dersin? Evet Çutki. Babaanne, ben de yengemlere hazırlıklarda yardımcı olabilir miyim? Herkes kendine söyleneni yapsın. Senin ne yapman gerektiğini ben söyleyeyim. Duruf'un babasının tacı koyduğu yeri görebiliyor musun şimdi? Güzel. Anne al. Anne, neden bana bunu gizlice getirdin? Neyin peşindesin? Planın nedir? Tabii bu tacı çaldı diye hırsızlıkla suçlayacağım çünkü. Akşam dua töreninin saati geldiğinde bu tacı kutuda bulamayacağız. Tabii'nin valizinde olacak. O zaman göreceksin. Bir kez daha. Tabii herkesin gözündeki saygınlığını kaybedecek. Kimse ona inanmayacak. Sonra da herkes ondan nefret edecek. Tabii zehirli süt olayını kendi lehine çevirmeyi başardı ama bu sefer hiçbir şey yapamayacak. Göreceksin Şada. Bu olaydan sonra tabii hem herkesin kalbinden hem de Pandey Sarayı'ndan gidecek. Böylece sonsuza dek hayatımızdan çıkmış olacak. Ama anne, bunu şimdilik nereye koyacağız? Benim dolabıma. Ben bir fırsatını bulur bulmaz onu Tapkin'in valizine koyacağım. Aa Balu, sen ne yapıyorsun? Lakan'a söyle o yapsın. Hayır anne. Bugünkü dua töreninin bütün işlerini ben yapacağım. Bu tören evimizin bereketi için yapılıyor. Bir uğursuzluk ya da hata olmasını istemiyorum anne. Bir uğursuzluk olacak ama iyiliğimiz için olacak. Peki Tapki nereye gitti? Bilmiyorum anne. Onu göremedim. Odasındadır. Gözün üzerinde olsun. O burada herkesle beraberken sen git. Tamam mı? Tacı senin odandan alıp onun valizine koyacağım anne. Baba. Hı? İstediğin örtüleri getirdim. Uygun mu? Bir bakar mısın? Vasundhara,
Çok güzel değil mi? Taçla beraber kutunun içine koyalım. Anne, babam kutuyu açacak. Taç şu anda kutuda değil, senin dolabında. Balu, Balu ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Neden bu örtüyü bunun içine koyuyorsun? Üstünü örtsene. Hayır, olmaz Vasu gelin. Dua töreni akşam. Örtüyü o zaman kullanmak gerek ha? Onu kutuya koy Balu. Kutuya koyduğumuz taç... Ne oldu? Anne taç. Ne olmuş taca? Ben tacı kutuya kendi ellerimle koymuştum. Ama şimdi burada yok. Koca taç nereye gider canım? Anne sen neden endişeleniyorsun? Ama hizmetçinin biri temizlik yaparken tacı bir yere kaldırmış. Evet. Bu mümkün değil. Hizmetçiler bu kutuya hiçbir zaman dokunmazlar. Aman Tanrım, babaanne, altın tacı kim almış olabilir ki? Çok pahalı bir şey o. Ya taç çalındıysa? Evet, taç çalındı. Ne saçmalıyorsun? Böyle bir tacı kim çalar ki? Annem. Altın tacı annem çaldı. Kutuya koyduğumuz taç. Ben tacı kutuya kendi ellerimle koymuştum. Ama şimdi burada yok. Koca taç nereye gider canım? Ya taç çalındıysa? Evet, taç çalındı. Ne saçmalıyorsun böyle? Böyle bir tacı kim çalar ki? Annem. Altın tacı annem çaldı. O altın tacı çaldı ve saklamak için odasındaki dolaba koydu. Sorabilirsiniz. Anne, altın tacı odandaki dolaba koydun mu, koymadın mı? Tabii ki. Sen kimi suçladığının farkında mısın? Ah, tabii ki senin derdin ne? Dünya kadar hata yaptın, yetmedi mi? Kayınvalidene hırsız diyerek neden iftira atıyorsun? Tabii ki. O benim annem. Konuşmadan önce biraz düşün. Ben zaten konuşup düşünüyorum efendim. O tacı annem çaldı.
tepki. Hadi, hadi odana gidelim. Sen iyi değilsin, hadi. Hayır Bihan, bugün haklı olduğumu kanıtlayacağım. Anneme sorun. Ben yanlış bir şey mi söylüyorum? Altın tacı çaldıktan sonra odandaki dolaba koymadın mı onu? Evet koydun. Beni hırsızlıkla suçlamak için yaptın bunu, öyle değil mi? Herkesin önünde rezil olmam için. Yeter! Bu ailenin ve bu evin direği Vasundra'dır. Onu bu şekilde suçlayarak bütün ailemize hakaret ediyorsun. Onun aleyhinde bir şey duymak istemiyorum. Yoksa gerçekten hiç istemeyeceği bir şey yapacağım. Baba, ama bunu annem yaptı. Anne olmasına rağmen böyle yanlış bir şey yaptı. Tabii ki. Bay Druv. Bağırmak gerçeği değiştirmeyecek. Ben buna şahidim. Eğer bana inanmıyorsanız benimle gelin. Annemin odasına bakalım. O zaman gerçeği görürsünüz. Ki ne diyorsun sen? Bak, kes şunu. Haddini aşıyorsun artık. Tabki, hiçbir yere aramayacağız. Benimle gel. Hayır, hiçbir yere gelmeyeceğim. Bu ailede yeterince şeye katlandım. Sürekli yanlış suçlamalarla itham edildim. Hep sustum, hiçbir şey söylemedim. Ama şimdi kimin haklı, kimin haksız olduğunu göstereceğim. Bunun için de annemin odasının aranması gerekiyor. Bırak şimdi haklıyı, haksızı. Gerçekleri, yalanları boş ver. Vasundra'nın odasına kimse bakmayacak. Hayır, bakacağız. Odasını arayacağız. Hem de hemen şimdi arayacağız. Anne, sence ben, yani sen bana güvenmiyor musun? Bak Vasu gelin, ben sana sonuna kadar güveniyorum. Ama bu kıza hiç güvenmiyorum. Gelinimi böyle korkunç bir şeyle suçladı. Gerçeğin ne olduğunu göstereceğim. Babaanne, sen neden karışıyorsun? Duymadın mı beni? Bakacağız diyorsam o odaya bakacağız. Babaanne, ben bütün odayı aradım ama o muhteşem altın tacı bulamadım hiçbir yerde. Yenge, daha dolaba bakmadın ki.
daha orayı araman gerekiyor. Delirdin mi? Sabah ne yedin? Neden ağzından sadece iftira çıkıyor? Sen aklını mı kaçırdın? Yengemin dolabının aranmasını nasıl istersin? Neden? Hırsız olduğunun ortaya çıkmasından mı korkuyorsun? Siz dememiş miydiniz bana bu taş altından çok daha pahalıdır diye? Siz söylemiştiniz değil mi? Üstelik annem tabii ki onu ortalıkta bırakmayacaktır. Kendi odasında hele hiç bırakmaz. Annem o tacı eminim çaldı ve dolabına koydu. Tabii ki sen... Çut gelin. Bu kız ne diyorsa yapacağız. Bir kere de onun söylediğini yapalım. Ama babaanne, annemin dolabı... Bir dakika. Dolabı arayın. Peki babaanne. Bak, dolabın her tarafını aradık ama o altın tacı bulamadık. Hayır hayır yenge, iyi bakın. Annem o tacı çaldı ve dolabına koydu. Bundan eminim. Tapki, kes şunu. Tapki, bak sana ne diyeceğim. Hadi ellerini sıva ve dolabı kendin ara. O kocaman gözlerine iyice bak. Eğer tacı bulursan da bana haber ver. Haydi. Senden bunu asla beklemezdim Tapki. Annen ve ailene karşı kalbinde ne olduğunu bugün herkese gösterdin. Biz seni kızımız olarak gördük. Sense... O böyle biri işte. Onunla ilgili düşüncelerimizde yanılmışız. Ama bugün ne kadar kötü olduğunu, bize ne kadar saygı gösterdiğini hepimize kanıtladı. Tabii ki ben sana o kadar inanmıştım. Ama sen bugün annemi suçlayarak o güveni yok ettin. Söylesene Tapki. Söyle. Şimdi neden konuşmuyorsun? Ha evet. Bir şey daha soracağım sana. Bu evde başka kaç tane hırsız var? Şimdi kimin odasını aramalıyız? Söyle hadi. Söyle. Konuşsana. Ama Çutki, o taç burada değilse o zaman nerede? Kim çaldı o tacı? O muhteşem altın taç nerede ha? Kim çalacak Batki? Altın tacı eminim bu Tapki çalmıştır. Bütün bunları da onu suçlamayalım diye yapmıştır. Kimse onu suçlamasın diye bütün suçu yengemin üzerine atıyor. Sen böyle ne saçmalıyorsun yenge? Öyle mi? Şimdi ben mi saçmalıyorum? Hedefte sen olunca hemen nasıl da sinirleniyorsun? Babaanne, bence şöyle yapalım. Onun söylemesi üstüne yengemin odasını aradık. Şimdi de onun odasını arayalım. Göreceksiniz, o muhteşem altın tacı onun odasında bulacağız, evet. Benim Vasu gelinimi suçlayan kişi her şeyi yapar. Hemen Tapki'nin odası da aranacak.
Vatki, babaanne, bütün odayı aradım ama tacı bulamadım. Yenge, o tacı burada bulamazsın tabii ki. Çünkü o tacı annem bir yere saklamış olmalı. Hey Çutki! Biz Tapkin'in bu valizine bakmadık ki. Yenge dur, sakın eli sürme. Durun, sakın eli sürme. Neden elini sürmeyecekmiş? Hemen bakacağız. Yengemin dolabına dokunurken hiç düşünmemiştin. Bütün eşyalarını darmadağın etmiştik. Şimdi senin bu ucuz valizine dokunduğumuzda neden bu kadar kızıyorsun? Batki, açalım. Durun. Taş değil mi bu? Şimdi konuş. Ne diyeceksin? Madem bu tacı Vasundur'a çaldı, o zaman senin valizinde ne arıyor? Baba, bu tacı benim valizime kesinlikle annem koymuştur. Beni size kötü göstermek için yapmıştır bunu. Kız, buna nasıl cüret edersin? Hem tacı çalıyorsun hem de Vasu gelinime iftira atıyorsun. Kocamdan kalan son hatırayı yok ettin. Şimdi de Vasu geline iftira atarak ailemin saygınlığını zedelemek istedin. Bu eve adım attın. O uğursuz günü görmez olsaydım. Uğursuzluk üstüne uğursuzluk getiriyorsun. Hayatta olduğum sürece bu aileye kimse bir şey yapamaz. Pis düşüncelerinle bu ailenin şerefini lekelemene izin vermeyeceğim. Bu evde sana bir kere haksızlık yapıldı. Bundan da pişman olduk ama intikamını bu şekilde alacağın aklımıza gelmezdi.
Yeter artık. Artık sen bu evde kalmayacaksın. Bugün hemen, şimdi bu evden gideceksin, tamam mı? Ama babaanne... Sus! Bir karar verdiysem... son sözümdür. Artık bu evde ya o kalır... ya da ben. Bu kararıma itirazı olan var mı? Eğer varsa şimdi söylesin. Bence bu kararın ailemiz için en iyisi. Duruyorsun öyle. Pis valizini de al ve hemen git bu evden. Yürü Batki. Ahmak. Burası neden bu kadar sessiz bugün? İnanamıyorum, hala bir rezalet çıkmadı. Hem bu çocuk nereye kayboldu böyle? İyi günler efendim. Hey dur! Bunda ne var? Bir şey yok efendim. Yiyecek bir şeyler var. Eğer bana inanmıyorsanız kendiniz bakın. Bakın. Efendim, bu çok güzeldir. Sizde kalsın. Peki, tamam. Tamam, hadi sen içeri gir. Peki, iyi günler. Memur bey, her şeye baktınız ama... ama bu küçük gaz yağı bidonuna bakmadınız. Bunu kayınpederimin odasına koyacağım. İşte o zaman rezalet çıkacak.
Şimdi bunun sorumluluğunu Aditi ve ailesine atabilir. O sert memur da bunu görür. Efendim? Efendim kurtarın beni efendim. Yoksa bunlar üstüme gaz yağı döküp beni yakacaklar. Sonra o memur amirini çağıracak. Sonra da Aditi ve ailesinin sonu gelecek. Ne yaptın sen? Ne yaptın? Neden yaptın bunu? Bunu yapmana ne gerek? Tapki kes şunu. Sana bir şey soruyorum. Bana cevap ver. Neden annemi, ailemi böyle yaraladın? Ben ne yaptıysam yaptım Bihan. Gerçek herkesin önünde ortaya çıktı. Gerçek falan değil bu. Yalan söylediğini biliyorum. Bir şey saklıyorsun. Tapki söyle. Söyle ne oldu? Söyle Tapki, ben her şeyi düzeltirim. O Şada mı bir şey yaptı? Bana bak Tapki. Cevap ver bana. Ortada bir kanıt varken soru sormaya hiç gerek yok bir an. Ben ne yaptıysam yaptım. Kendi irademle yaptım. Bu yüzden sen buradan gidebilirsin. Benim eşyalarımı toplayıp bu evden gitmem gerekiyor.